Ümit Zileli, Korkusuz Gazetesi, Sevr Anlaşması'nın önde gelen savunucusu Vahdettin'dir. Önümüzdeki hafta 24 Temmuz'da Türkiye'nin tapusu ve temel taşı olan Lozan Antlaşması'nın 100. yılını kutlayacağız. Doğal olarak Lozan'ı delmek isteyen gelici çevrelerin insanı kahkahaya boğan saçmalıklarının da yıl dönümü sayılır. 24 Temmuz Öyle inciler saçarlar ki ortalığa, adeta beyninizin yandığını hissedersiniz. Nitekim yine öyle oldu. Lozan'ın tarihin çöplüğüne gönderdiği Sevr Anlaşması ile ilgili olarak Vahdettin'i savunayım derken pek komik durumlara düştüler. Hele bir tanesine çok güldüm. Tarihten bir haber bir muhterem can havliyle padişahını savunayım derken aynen şu cümleyi kurmuştu. Sevr Anlaşması padişah ve parlamento tarafından imzalanmadı. Doğru, antlaşmanın anayasa uyarınca o zamanki adıyla Meclis-i Mebusan tarafından da imzalanması gerekiyordu ancak imzalanmadı. Daha doğrusu imzalanamadı çünkü ortada bir meclis kalmamış, işgal güçlerinin baskısıyla bizzat pek sevgili padişahı tarafından dağıtılmıştı. Gelelim Sevr Antlaşması'nı imzalamadığı, daha sonra memleketten kaçmadığı iddia edilen padişah vahdetine. Bu iddialar çoğunlukla Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın antlaşmanın imzalanması için topladığı şurayı saltanat toplantısında yaşanan bir sahneye dayandırılır. Ayan üyesi Ahmet İzzet Paşa'nın Feryadım adını taşıyan iki ciltlik eserinde bu sahne şöyle anlatılıyor müzakere garip bir tarzda geçti. Yalnız anlaşma kabul edilmezse İstanbul'un Yunan askerinin işgaline verileceğinden, devletin tamamen çöküş ihtimallerinden kabul edildiği surette ise işitip anlamadığım bazı hafifletmelerden ve menfaatlerden söz edilmişti. Ayandan Topçu Rıza Paşa merhum Gürsesi ile itiraza kalkıştıysa da Sadrazam onu çirkin bir şekilde susturdu ve mecliste düşünce ileri sürülemeyeceği mesele oya konulacağı zaman kabul edenlerin ayağa kalkması, etmeyenlerin yerinden kalkması gerekeceğini kahraman bir eda ile ihtar etti. Bunun üzerine Zat-ı Şahane böyle müzakere olmaz fayda ve zararlarına ait burada bulunanların görüşleri dinlenmelidir buyurdular. Ferit Paşa bunun üzerine galiba daha önce konuşup anlaştığı bazı kişilerin görüşlerini sormuş. Bunlar da hep kabul tarafında görüş ortaya koymuşlardı. Kabul edenler ayağa kalksın denilmesi üzerine zat-ı şahane birdenbire ayağa kalkıp salondan çıkınca herkes de tabii olarak ayağa kalkmış. Komedya da bu şekilde sona ermiştir. Virgülüne dokunmadan alıntı yaptığım Ahmet İzzet Paşa son derece haklıydı. Bu yalnızca bir komedyaydı ama aynı zamanda koskoca milleti köleliğe ve yok olmaya mahkum eden önceden prova edilmiş çirkin ve alçakça bir oyundu. Önce Padişah Vahdettin'i tanıyalım. Aslında şu yukarıdaki satırlar padişahın nasıl bir kurnazlığa sahip olduğunu hiçbir kuşkuya yer bırakmadan ortaya koyuyor. Sevrin kabul ve red sürecini anlatmadan önce o tarihlere geri dönüp yaşananlara göz atmakta fayda var. Öncelikle Vahdettin ve damat Ferit Paşam İngiliz Sevenler Cemiyeti'nin bir ve iki numaralı üyeleriydiler. Tabii iktidardaki hürriyet ve itilaf fıkrasının tüm ileri gelenleri de. Yunan ordusuna halifenin ordusudur diyen Mustafa Kemal ve arkadaşlarını Seyhülislam'ın fetvasıyla idama mahkum ettiren, Kuvayi Milliye'nin karşısına Kuvayi İnzibatiye'yi çıkaran, tahtını korumak uğruna Boğazlar dahil tüm Anadolu'nun işgaline gıkını çıkarmayan bu Vahdettin değil miydi? Türk milleti için Türk, dini, soyu, sopu, yurdu belirsiz, karma karışık cahiller sürüsüdür diyen Vahdettin değil miydi? Bu padişah mı Sevr Anlaşması'na karşı çıkacak, tavır koyacaktı? Göldürmeyin insanı tam tersine Tevfik Paşa başkanlığındaki barış heyetine güvensizliğinden has adamı damat veriti apar topar tam takır hazineden yüz binlerce lira harcayıp Gül Cemal vapuruyla Marsilya'ya oradan da Paris'e koşturan bizzat padişahın kendisiydi. Şurayı saltanat toplantısında damat veritin anlaşmayı kabul edenler ayağa kalksın düsturu üzerine ayağa kalkıp odayı terk ederken tüm üyelerin ayağa kalkacağını, sadrazam sıfatlı uşağın da bunu oy birliğiyle kabul ilan edeceğini hesaplamamış mıydı sanıyorsunuz? İşte o toplantıdan sonra milletin ve ülkenin sonu olacak ihanet belgesinin imzası için Hadi Paşa ve Rıza Tevfik acilen Paris'e gönderildi. Ve 10 Ağustos 1920'de Kurtuluş Savaşı kan vererek, can vererek sürdürülürken, Paris'in Sevr kasabasında bir porselen fabrikasında imzalandı. Vahdettin tavlada kazanmıştı ama iki yıl sonra satrançta kaybedecekti. Vahdettin kaçtı, Sevr'i yıltılıp atıldı. Büyük devrinci ve Türk milleti Sevr'i asla kabul etmedi. Büyük zaferden birkaç ay sonra 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Padişah Vahdettin 17 Kasım gecesi ailesi ve yardımcılarıyla birlikte himmetine sığındığı İngilizlerin Malaya zırhlısına binerek kaçtı. Mustafa Kemal bu kaçışı duyduğunda acı acı gülümseyerek şu yorumu yapacaktı: "Gerçekten neden ve nasıl olursa olsun Vahdettin gibi özgürlüğünü ve canını kendi ulusu içinde tehlikede görebilecek kertede aşağılık bir yaratığın bir dakika bile olsa bu ulusun başında bulunduğunu düşünmek ne acıklıdır." Bu kaçıştan yalnızca 8 ay sonra 24 Temmuz 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin temel senedi, bağımsızlığımız ve özgürlüğümüzün simgesi Lozan Anlaşması imzalandı. İşte esaretten özgürlüğe, kul olmaktan yurttaşlığa uzanan ser hikayesi budur. Lozan ise bir onur ve gurur abidesi olarak tarihe kazınmıştır. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.